Merhaba arkadaşlar, Reşat On The Way kanalına hoş geldiniz. Ben Reşat. Bugün yepyeni, farklı bir tarzda videoyla karşınızdayım. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi videoları ve fotoğrafları nasıl düzenlediğimle alakalı oluyordu. Ben de bununla ilgili birkaç tane video çekmeye karar verdim. Bu videomuzda kullandığım, Instagram için ya da YouTube için kullandığım 5 ayrı video düzenleme uygulamasını size anlatacağım. Şu anda zaten onları da sağımda solumda görüyorsunuz hangi programları anlatacağımı. Ama tekrar etmem gerekirse Quick, InShot, VN, CapCut ve Premiere Rush kullanacağım arkadaşlar. Bugün onları size anlatacağım. Kısa kısa anlatacağım. Ama talebe göre de ben bunları tek tek örneklerle uzun uzun videolarını size paylaşmaya çalışacağım. Çünkü 5 tane uygulamadan bahsediyoruz. Bunların her birine 2-3 dakika bile ayırsam bayağı bir video uzayacağı için ben size kısa kısa anlatacağım. Zaten başta Ozan Sihay olmak üzere değerli dostlarımın birçok videoları, bunlarla ilgili detaylı videoları da var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. O zaman çok vakit kaybetmeden ilk videomuz olan Quick'le başlıyoruz. Şimdi Quick uygulamasını şu anda ekranda siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Quick görüp görebileceğiniz bence en güzel programlardan bir tanesi. Hemen şu anda ben de açıyorum Quick uygulamamı. Şimdi Quick aslında GoPro ile entegre çalışan program. İsterseniz GoPro'nun içerisinden de düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Ya da GoPro ile çektiğiniz videoları Quick'te direkt düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada daha önce benim yaptığım videolar var zaten. Bunun mantığını şöyle anlatacak olursak. Şimdi Quick sizin seçtiğiniz birkaç tane videodaki highlight yani önemli kısımları isterse kendi seçiyor, isterseniz siz de öncesinde videolardaki en güzel kısımları kendi seçerek bir kolaj yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir yapay zekası var, tamamen çok güzel yerlerini çekiyor videoların ama siz isterseniz bunları düzenleyebiliyorsunuz, bunlara filtre, müzik ekleyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu tamamen kısa videolar yapmak isteyenler için özellikle Instagram Stories için çok güzel bir uygulama. Şimdi dediğim gibi videolara bakalım. Evet, Quick Edit'e geldik. Ben geçen ay belemediye gitmiştim. Buradan bakın gördüğünüz gibi istediğiniz kadar videoyu seçiyorsunuz. Bunları isterseniz dosyalayın. Bakın highlight yazan kısımda highlight'a basıp istediğiniz kısma mesela şurayı almasını istiyorum. Burayı almasını istiyorum. Okey diyorsunuz. Diğerine geliyorsunuz. Yine farklı bir şeyin almasını istiyorsanız mesela gökyüzünden bir tane burayı alalım diyorsunuz. Ya da işte aynı şekilde böyle seçiyorsunuz. Ve bir tane de kendisine bırakalım. Ekle diyorsunuz. Şimdi ilk başta karşınıza böyle bir arayüz çıkıyor. Bu arayüzde istediğiniz kadar yani videoyu istediğiniz tarzda isterseniz böyle yavaş bir şekilde, epik bir şekilde ya da bol ışıklı bir şekilde kendisine bırakarak düzenletebiliyorsunuz. Kendisi otomatikman bir saniye veriyor. Ama siz o saniyeyi istediğiniz süreye işte bakın Instagram hikaye modu 15 saniye modu, 22 saniye ya da 30 saniye ya da aralıklarla siz saniyeyi buradan seçerseniz o seçtiğiniz highlightlardan ya da kendi belirlediği önemli kısımlardan böyle bir kolaj yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda tamamen kendisi bir kolajı yapmış durumda. Ondan sonra buraya müziği kendi müziklerini seçebiliyorsunuz. Yani kendiniz de müzik ekleyebiliyorsunuz. Sistemdeki müzikleri de kullanabiliyorsunuz. Ama bunun en kötü özelliği içindeki müzikleri ve sesleri tamam karıştırabiliyor ama kendi müziklerini çok hoşuma gitmiyor. Ben dışarıdan sürekli müzik indiriyorum. Çünkü müziğe göre bir yapay zekası var. Müziğe göre düzenledikten sonra ben buna müziği kullanmak istemiyorum derseniz o müziği kesme sesini kısmıyor. O yüzden sizin Instagram Story ya da kendi Reels'ınıza bir müzik eklemeniz gerekiyor. Ama onun dışında güzel müzikleri de var. Yani incelemenizi tavsiye ederim. Ama siz de kütüphaneden seçebilirsiniz. Neyse müziğin başladığı yeri de seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi süreyi buradan seçiyorsunuz. Filtreleri çok güzel. Mesela ben Bluebird'u yani biraz Teals and Blue modunu, mavi ve Teals tonlarını kullanabiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi daha bir güzel bir turuncu ve mavi tonları kattı. Ondan sonra formatı da tabii isterseniz sinema moduna, isterseniz kare moduna, isterseniz dikey moduna çekebiliyorsunuz. Diyelim ki onun seçtiği highlight'taki süresinin hoşunuza gitmedi. Burada kısaltma işleminde mesela elle dediğiniz zaman elle bütün o videoda seçtiğiniz süreyi komple seçebiliyorsunuz. Yani bir dakikada olsa bunu yapabiliyorsunuz. Yani onun sizi kısıtladığı süreyi aşabiliyorsunuz bu kısımda. Aksiyon, seyahat ve insanlar gibi yerlerde bunlar tamamen GoPro üzerinden yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi GoPro entegre bir program. Ama dengeli, dediğimiz gibi dengeli. Yani kendisi seçtiği videoları bir dağıtıyor. Ona göre düzenliyor. Onun dışında ayarla seçenekleri var. İşte buradan çevirebiliyorsunuz. Ters düz, ayna modu verebiliyorsunuz. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ekrana sığdırabiliyorsunuz. Mesela videonun boyutu küçükse ya da yatay çekmişsiniz. Onu story boyutuna alabiliyorsunuz. Kopyasını oluşturabiliyorsunuz. Birçok ölçüsü var. Sonra tamamladıktan sonra bakın burada müzik. İşte müzik kısmı burası. Kendi müziklerine göre zaten akışı sağlıyor. Ama en sona gelirseniz mesela müzik kitaplığı kısmı var. Hemen gelelim.
müzik kitaplığından sizin seçtiğiniz, bakın müziğimden kısmında da burada şu anda müzikler yok bende. Müziklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Ona göre de stilini buluyor. En sonda da kaydet deyince 1080p'de yukarıda ayar işareti de var. 1080p ya da 720p'de kayıt yapabiliyorsunuz. Bu ücretsiz bir program. Önce bunu da söylemem gerekirdi aslında. Ve benim de en çok kullandığım uygulamalardan bir tanesi bu arada. Özellikle huzura doğru videolarımı bununla yapıyorum. Yaptığım videolardan bir tanesini gösterelim. Bakın ben bunu drone ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu müziği tabii o zamanlar kendim değiştireceğim için kendi sabit müziğini bıraktım. Ama sonra buna ben kendim de yıkadım. Yani bu yüklediğim gibi kolaj yapmak için hani ben çok uğraşamam. Kendisi yapay zekasıyla seçsin derseniz gerçekten çok güzel bir uygulama. İkinci uygulamamız arkadaşlar InShot. InShot da benim en çok kullandığım programlardan bir tanesi. InShot'ın aslında temel mantığı birkaç tane videoyu kolaj yapabiliyorsunuz tabii ki. Yani yine bir video düzenleyebiliyorsunuz. Geçişleri için InShot'ı tercih ettim aslında. Şimdi InShot'ın da temel prensibi dediğim gibi birkaç tane video ya da istediğiniz kadar videoyu bir YouTube videosu bile yapabiliyorsunuz InShot içerisinde. Şimdi gelelim InShot'tan benim hazırladığım iki tane dosyayı seçelim. Şimdi İki tane ben video hazırlamıştım. Bunların ikisini yine dediğim gibi başta burada keserek de koyabilirsiniz. Yani istediğiniz kısımları alabilirsiniz. Buradan seçiyorsunuz. Video düzenine geliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda iki tane elimde video var. Geçiş özelliğini göstereyim. Bakın geçişleri gerçekten çok güzel. Burada uygulama paralı olmadığı zaman ilk iki sırada olanlar çıkıyor karşınıza. Ama ücretli versiyonunda altta gördüğünüz birçok yani Adobe Premiere GS programlarındaki yani kullanabileceğiniz geçişleri bile burada bulabiliyorsunuz. Birçoğu burada var. Ve seçtiğiniz zaman gerçekten bakın şöyle mesela seçelim. Şu gördüğünüz geçiş gerçekten çok güzel bir geçiş. Bunları burada bulabiliyorsunuz. Yine arayüzüne bakacak olursak bakın filtreleri yani ışıkları çok iyi olmasa da güzel. Yani güzel renkler katıyor. Birçok farklı renk seçeneği de var. Onun dışında burada programları istediğiniz gibi hemen renkten çıkalım. Bakın burada mesela altyazı ya da metinleri falan ekleyebiliyorsunuz istediğiniz tonda. Bunları isterseniz işte videonuzun üst kısmına koyabiliyorsunuz. Onun dışında etiketler koyabiliyorsunuz. Bakın hem GIF koyabilirsiniz hem de isterseniz emojileri falan da videonuza yerleştirebiliyorsunuz. Başka özellikleri sesi, hızı ayarlayabiliyorsunuz, kırpabiliyorsunuz videonuzu, boyutunu değiştirebiliyorsunuz, ters çevirebiliyorsunuz, istediğiniz kısımları dondurabiliyorsunuz, geri sarma özelliği de var. Yani bunlar güzel özellikler. Bu da 1080p kaydedebiliyor bu arada. Ücretsiz versiyonu da 1080p kaydediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben size şimdi kısaca bir tane mesela yapabileceğiniz diğer programda çok da olmayan bir şey göstereceğim. Mesela burada Mira duruyor. Mira'nın yanında bir tane GIF koyarak o GIF'in onunla birlikte yürümesini, onunla gezmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu tamamen işte frame, keyframe koyarak yani anahtar koyarak bunu yapabiliyorsunuz. Mesela ben Mira ile Simpson karakterini kullanacağım. Simpson yazıyoruz. İstediğiniz şey yazabilirsiniz. Bu dans eden Simpson'ı şuraya koyuyorum. Tabii ben bunu burada kullanmayacağım. Bunu ileride yürüdüğü, bu andan itibaren yürüdüğü kısımda Mira sahnenin bu tarafına geldiği zaman yani onun yanından geçerken onun sabit durmasını istiyorum. Çünkü video izlediğiniz zaman onun bakın onun Mira ile birlikte hareket ettiğini göreceksiniz. Ama ben bunu istemiyorum. Diyorum ki bu Mira geldiği zaman orada sabit dursun istiyorum. Bakın tam başladığı noktada burada anahtarı ekliyorsunuz. Hemen ama önce bir konumlandırın. Küçültebiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. İstediğiniz kısma koyun. Tam böyle başlayacağı kısma gelelim. Burada anahtarı ekliyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsunuz, 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 ediyorsunuz. Bakın o ilerlediği için onu eski konumuna geri getirin. Bıraktığınız zaman artık o orada sabit kalmış oluyor Mira yanından geçerken. Hemen bakalım mesela. İsterseniz onu uzatabilirsiniz. O orada bir süre daha kalmaya devam edebilir. Artık yani videomuzun son hali bu şekilde oldu bakın. Ben tabii müzik de ekleyeyim. Müzik de göstereyim. Şimdi bakın müzik kısmı da şu şekilde oluyor. İsterseniz buradan parça kısmından İtal müzikten. Ben Scolanga'yı seçmiştim. Sevdiğim bir şarkı. Bakın burada seçtik. İstediğiniz yere müziği başlatabiliyorsunuz, kısabiliyorsunuz, müziği arttırıp azaltabiliyorsunuz. Onun dışında hızlandırabiliyorsunuz. Hacimini buradan bakın sesini ayarlayabiliyorsunuz. Sona geldiği zaman burada işte tam son kısımda bittiği yerde yavaş yavaş bitmesini sağlayabiliyorsunuz. Müziğin istediğiniz yerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi isterseniz burada İtal'den eğer iPhone kullananlar için işte indirirler bir şekilde, download ederler. Çünkü yüklemek biliyorsunuz iPhone'a biraz daha zor. Ama diğer Android kullananlar için müzik yüklemek gerçekten çok kolay. Ya da kendi müziklerinden burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Çok güzel müzikleri var. Bu şekilde işte bittikten sonra bakın. Şöyle bir başta müzik yoktu mesela. Biz sonradan müzik ekledik. Bakın burada müzik başladı. Sonra burada
Simpson karakteri var, doğru, sabit. İsterseniz buna birkaç tane daha cins ekleyebiliyorsunuz. Birkaç tane daha animasyon ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sınır yok. Bu şekilde de bitiriyorsunuz. Sonra işte bakın gördüğünüz gibi 1080p ya da 30fps. 4K'ya çok gerek yok yani, cihazlarınız kasmasın. Boyutunu da size söylüyor. Kare hızını da burada ayarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle 1080p seçiyorum. Ondan sonra kaydediyorsunuz. İstediğiniz videoyu yapmış oluyorsunuz. Bu kısıtlı zamanda biraz ben yüzeysel anlatıyorum. En çok kullandığım özelliklerini size göstermeye çalışıyorum. Ama inşallah ileriki zamanlarda ben size her bir program için detaylı olarak anlatacağım. Şimdi sıradaki uygulamamız olan Premiere Rush'a geçelim. Onda da size kısaca YouTube için özellikle kullanılacak olan bu programı nasıl yapacağınızı anlatacağım. Adobe Premiere Rush programı arkadaşlar. Bu bilgisayarda kullandığımız Adobe Premiere'in aslında cep telefonu versiyonu ve gerçekten YouTube'da kaliteli bir video yapmak isteyenler için inanılmaz güzel ve kolay bir program. Yani videolarımı bilgisayardan yapıyorum ama isterseniz siz telefondan da bunu yapabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey çok kolay. Hemen programa giriyorsunuz. Bu da ücretsiz bir program bu arada. Video ve fotoğraf çekebilirsiniz direkt ama ben o şekilde yapmayacağım. Daha öncesinde videolarımı hazırlamıştım anlatacağım için. Buradan albümlere giriyorsunuz. İstediğiniz videoları buradan seçiyorsunuz. Bakın ben burada 3 tane drone videosu seçmiştim. Bakın bu şekilde seçiyorsunuz. Şimdi buradaki en güzel şey şu. Birçok yani bilgisayarda yaptığınız gibi birçok tabakayı üst üste koyabiliyorsunuz. Yani mesela bir videoyu ikiye bölmeye, üçe bölmeye gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela burada ilk kısımda aynen bakın şu anki düzen Adobe kullananlar çok iyi bilir. Bu bilgisayardaki düzene gelmiş oluyor. Tabakaların hepsi sesleriyle birlikte diziliyorlar. Ben şu anda YouTube modunda size göstereceğim ama Instagram modunda. Bakın bu Instagram modunda. Ama ben burada dediğim gibi bir YouTube olayını size göstereceğim. Çünkü ben videoları yatay çekmiştim. Bakın burada şu anda diğer video görünmüyor. İsterseniz burada öncelikle videoların üzerine tıklayarak yani her videonun üzerine elinizi basılı tutarsanız sesleri de gösterebiliyorsunuz. Bakın ses aslında videonun içerisinde ama burada sesi silmek isterseniz ses buraya ayrı geldi. Sonra buraya tıklayıp sesi çıkartabiliyorsunuz. Çünkü birçok mesela iki tane videoyu bir araya koyacaksınız ya da videoya müzik eklemeyecekseniz diğer videonun müziğini kullanmak istiyorsanız bir tanesini ikini çok rahat buradan çıkartabiliyorsunuz. Mesela ben buradan birini çıkarttım. Şimdi üst üste iki tane video var bakın gördüğünüz gibi ayarlarda ama bir tanesi görünmüyor. Yine bunun üzerine iki defa tıklayarak bu sefer de konumlandırma ayarları burada karşınıza çıkıyor. Bakın burada istediğiniz konumu alabiliyorsunuz. Mesela diğer video bu tarafa kaydı. Bunu tıklarsanız, bunda mesela bu taraf alırsanız, yatay konumda da şunu da şu tarafa alalım. Bakın ha, şu anda ekranı ikiye bölerek aynı anda iki videoyu oynatabiliyorum bakın. Bunu gerçekten birçok programda yapamıyorsunuz maalesef. Ama Adobe Premiere Rush'ı indirirseniz bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. İsterseniz üçüncüyü de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz bir tanesini bakın çevirebiliyorsunuz. Dikey de çevirebiliyorsunuz. İsterseniz opacity yani opaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Gerçekten tamamen bilgisayarda nasıl video yapıyorsanız aynen o şekilde çalışabiliyorsunuz. Bakın biz devam edelim. Ondan sonra bakın buraya grafikler ekleyebiliyorsunuz. Mesela videonuzun başına bir başlangıç, intro yapmak istiyorsunuz. Yani yazı anlamında. Buraya istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Ücretsiz birçok versiyonu var. Buraya yazabilirsiniz. Mesela drone videosu diyelim mesela. Burada karakterleri seçebiliyorsunuz. Yazının farklı yani yazı karakterlerini, boyutlarını, her şeyini seçebiliyorsunuz. Ondan sonra bunu alıp böyle parmağınıza tutup istediğiniz konuma getirebiliyorsunuz. Bakın artık başlarken bu şekilde başladı. Hani siyah ekran olmasını istemiyorsanız direkt videonuzun ön tarafına da getirebilirsiniz. Bakın burada metin düzenlemek için birçok seçeneğiniz var. Boyutlar, her şey burada var. Anahtarlar koyabiliyorsunuz. Keyframe de koyabiliyorsunuz. Bunu çok geniş bir zamanda detaylı anlatacağım zaten. Gerçekten çok güzel bir program. Renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Bakın birçok yani burada hem kendi renkleri var. Şimdi durduralım mesela. Ha, bu arada yakın iki parmağınızı yine çekerseniz videonun gidişatını görebilirsiniz. Bakın burada kontrastını ayarlayabilirsiniz. Tonlarını ayarlayabilirsiniz. Hangi videonun üzerine tıklarsanız onu ayarlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Hızlı ayarlayabiliyorsunuz bakın. Her bir video için mesela burada hızlı ayarlayabilirsiniz. Burada kendinize seçebilirsiniz. Aralık hızı mesela buraya diyorsunuz ki 305 hızla gitsin. Diğer video kayboldu çünkü o çok hızlı geçti. Bakın şu anda o diğer video hızlandı bayağı ilk video. Çünkü az önce aynı boyuttalardı. Şimdi kısalmış oldu. Neyse dediğim gibi ben şu anda zaten profesyonel bir şey yapacak bir vaktim yok. O yüzden ben size tüm özelliklerini gösteriyorum. Burada her bir videonun yine sesini ayarlayabiliyorsunuz bu kısımdan, ses kısmından. Dönüştürebiliyorsunuz. Boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Efekt ekleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bakın iki video arasında geldiğiniz zaman buraya siyah dersiniz mesela. Bakın şimdi video bitecek. Ekran karardı. Diğer video başladı. Ya da işte atıyorum hareketler ekleyebilirsiniz. Bunların birçoğu aslında ücretli versiyonlarda da var. Ama ücretsiz versiyonunda da kullanabileceğiniz birçok geçiş ve özellik var.
Son olarak yani bunu kapatırken, bu programı kapatırken şunu söylemek istiyorum. Bu program yani bence Instagram Story'dense Instagram'a video atmak isteyen, yani paylaşım için video atmak isteyenler ya da YouTube'a video atmak isteyenler için gerçekten profesyonel anlamda çalışabileceğiniz bir yani düzenleme programı. Bunun en güzel özelliği de dediğim gibi ücretsiz olması ve bir diğeri de atıyorum yoldasınız, vaktiniz yok, eve gidip bilgisayarınız yanınızda değil ama YouTube'a video atmanız gerekiyor. Burada gayet de düzenleyebilirsiniz. Çok öyle aman aman inanılmaz profesyonel, her zaman yaptığınız gibi videolar olmasa da gayet de bence işe yarayan bir program. Bunu da burada bitiriyorum. Dördüncü programımıza geçiyorum. Son zamanlarda kullanmaktan büyük haz aldığım programlardan bir tanesi VN programı arkadaşlar. Daha sonra uygulaması. Story özellikle atmak isteyenler için, böyle farklı, yaratıcı işler yapmak isteyenler için gerçekten çok güzel bir uygulama. Bu da tamamen ücretsiz. Ve en güzel kısmı da herhangi bir reklam da çıkmıyor. Tamamen güzel çalışmalar yapabiliyorsunuz. Şimdi burada birçok özellik var. Biraz başlayacak olursak önce şöyle mesela Discovery kısmını bahsedeyim. Discovery kısmında başkalarının yaptığı ya da sizin yaptığınız çalışmaları da buraya yükleyebiliyorsunuz. Onların yaptığı çalışmaları buradan görebiliyorsunuz. Bu birçok aslında uygulamada artık olmaya başlayan bir şey. Onun dışında burada birçok özelliği var. Onları kısa kısa anlatacağım. Sadece bir tane özelliği üzerinde çalışacağım. Onu da size göstereceğim. Bakın yine buradan new projemizi seçiyoruz. Yine istediğiniz yerden seçebilirsiniz. Buradan albümümüzü bulalım. Yani gökyüzü değiştirmeyi size göstereceğim. Ondan sonra da zaten artık gerisi size kalıyor. Mesela bakın burada iki tane videomuzu seçiyoruz. Şimdi biraz programı anlatayım. Bakın burada mesela template'ler var. İsterseniz burada template'i kullanabiliyorsunuz. Onun üzerinde çalışmalar da yapabiliyorsunuz. Onun dışında bakın filtreleri var. Filtreleri yani güzel sayılabilir. Farklı güzel renkleri de var. Birçok ücretsiz, hatta onlarca diyebileceğim, bakın gördüğünüz gibi filmden season'a kadar filtresi var. Hoşuma giden kısım şu. Hızlandırmayı bölgesel olarak yapabiliyorsunuz. Hatta yani her bir bölgeyi bu şekilde hızlandırabiliyorsunuz, yavaşlatabiliyorsunuz. Yani diğerlerinin aksine seçip işte oradan arttır falandansa siz parmağınızla hızlandırmayı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlandırmayı da bu şekilde gösterdim. Şimdi yaptığımız çalışmaları geri alalım. Çünkü ne yapacağımı göstereceğim. Ondan sonra yine birçok özelliği daha var. Bunlardan background değiştirir. Mesela arka planını blue hale getirebilirsiniz. Farklı renkler koyabilirsiniz gördüğünüz gibi. Onun dışında devam edelim. Başka ne var? Crop, yani videonun boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz. VN'de yapılabilecek birçok farklı çalışma da var arkadaşlar. Ayna özelliği var. Videoyu yine çevirebiliyorsunuz. Ters düz çevirebiliyorsunuz. Ekran dondurma özelliği var. Zoomlaştırma özelliği var. Bakın zoomlaştırma özelliği de çok güzel. Hızlı bir şekilde adopte aslında biz bunu çok yapardık. İstediğiniz yere zoom, yani zoom in zoom out falan yapabiliyorsunuz. Bu da çok basit bir hareket. Anahtar ekleyerek bunları yapabiliyorsunuz. Sonra göstereceğim bunları. Yapmak istediğim gökyüzü değiştirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada ilk videomu attım. Ondan sonra yine seçtiğiniz fotoğraflardan, ben işte bunu daha önceden indirmiştim. Bakın şu anda ilk videodan dolayı ikinci video görünmüyor. Yani buraya geldiği zaman diğer video öne geçiyor. Şu anda Gaziantep'ten bir görüntü var. Drone görüntüsü. Herhangi bir şekilde biz görüntüyü göremiyoruz. Şimdi dilerseniz burada önce İki tane farklı şekli var. Hatta bunu Ozancığım da çok güzel anlatmıştı. Maskeleme özelliğinde videoyu tutuyorsunuz. Linear kısmına geliyorsunuz. Bakın linear kısmının özelliği şu. Siz şimdi videoyu ayarladınız diyelim. Burada pozisyonu da getirdiniz. Şimdi biz ikinci videomuzun boyutunu dediğimiz gibi ayarladık. Bunu konumlandırdık. Tam böyle ufuk çizgisine getiriyoruz arkadaşlar. Ufuk çizgisine geldikten sonra burada blending'e basıyoruz. En uygun olabilecek, hoşunuza gidecek olan gökyüzü seçin. En doğal olmasını gayret edin. Videoların yani sabit bir aslında ufuk çizgisinin olması çok önemli burada. Ben bunu seçiyorum mesela. Örnek verelim. Şunu seçtim. Yani aslında normalini bıraktım. Bakın şu anda gördüğünüz gibi artık bir bulut eklendi ama çok böyle gerçekçi durmuyor. Yani bunu aslında farklı videolarda çok daha güzel yapabilirsiniz ama ben biraz hızlandırmak adına böyle hızlı bir şeyler seçtim. Bakın bu kısımda da hemen mask özelliğine geleceksiniz. Mask özelliğinde linear'ı seçeceksiniz. Bakın burada isterseniz şöyle ufuk çizgisini daha az belirgin hale getirebiliyorsunuz. Yani o keskin geçişi göstermiyorsunuz. Böyle bastığınız zaman bakın bir anda bulut eklenmiş oldu. Şimdi video başladığı zaman o ufuk çizgisi boyunca, eğer hani videonun pozisyonunun çok değişmemesi, o yüzden bu çok önemli. Bakın görüyorsunuz, devam ediyorsunuz. Hani ya biraz şehrin içinde bulutlar çıkmış gibi oluyor ama o çizgiyi yukarı taşıdıkça anahtar ekleye ekleye de yapabilirsiniz. O videonun bulutları videonuz boyunca hiç gökyüzünde bulut yokken koyabilirsiniz. Ya da bulut olmaz, yağmur koyabilirsiniz. Bunların hepsini pexels.com diye bir site var. Onu da şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Pexels.com. Burada. Evet, şu site.
Bu sitede stok fotoğrafları, videoları istediğiniz kadar bulabiliyorsunuz. Mesela ücretsiz hemen bir yağmur yazalım. Çalışma videolarınızı, fotoğraflarınızı bunun üzerinden yapabilirsiniz. Videolar derseniz video kısımları çıkacaktır. Sonra burada mesela hoşunuza giden yağmur videosunu buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ben mesela önceki gökyüzünü buradan indirmiştim. Bundan sonra indirdikten sonra da alıp aynı o şekilde, bakın şu anda indi video. Pexels videosu. Bunu kaydettikten sonra videomuzda yine kullanabileceğimiz şeye geliyor, bu duruma geliyor. Yani dediğim gibi bu tarz gökyüzü değiştirme ya da farklı efektli işler yapabilirsiniz. Mesela sırt arkasından yazı gelme gibi işleri yapabiliyorsunuz. Farklı videoları var, izleyebilirsiniz bunları da. VN'de böyle bir uygulama arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son uygulamamıza geldi sıra. CapCut uygulaması arkadaşlar. CapCut, Instagram'da yaratıcı bir hikaye yaratmak isterseniz gerçekten çok güzel bir uygulama. Hemen buradan çok vakit kaybetmeden CapCut'ımızı açıyoruz. Çünkü bayağı uzun olmaya başladı video. Burada birkaç özelliğini önce anlatayım. Tabii anlatırken önce birkaç tane video seçerek üstünde konuşalım. İki tane de size yapabileceğiniz şeyi göstereceğim. En önemli özelliği buraya da layer, yani tabakaları çok güzel bir şekilde koyabiliyorsunuz. Yani overlay dediği kısım burası. Bu overlay'leri koyarak, birkaç tane videoyu üst üste koyarak bunların üzerinde bunları harmanlayabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bir fotoğraf, bir videoyla ikisini harmanlayabilirsiniz. Sticker'lar koyabilirsiniz. Yine altyazılar koyabilirsiniz. Yani yeşil ekranları kaldırabilirsiniz. Bir beğendiğiniz bir arkası yeşil ekran olan bir, mesela YouTube'a abone olun sekmesi falan varsa bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu oradan çıkartabilirsiniz. Tamamen alıp sadece o logo ya da o grafiği kullanabilirsiniz. Onun dışında sinematik bir görüntü vermek için çok güzel bir arayüzü var. Yani sinematik olarak da videonuzu hazırlayabilirsiniz. Color grading, yani renk derecelendirmesi gerçekten çok başarılı. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi şu anda arayüzü gerçekten çok güzel, çok kolay. Buradaki en önemli olaylardan bir tanesi, mesela burada sticker'lar ekleyebiliyorsunuz. Yine renkli, hareketli sticker'lar ekleyebiliyorsunuz. Yazılar ekleyebiliyorsunuz. Mesela text sample'lar var, renkli. Böyle ateş yanan işte yazılar falan, bu tarz şeyler ekleyebiliyorsunuz. TikTok kullananlar için de CapCut gerçekten çok yaygın bir uygulama. Benim buradaki en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de burada çok güzel bir zoomlama olayı var. İsterseniz bir videonun içerisinde, özellikle timelapse, yani sabit bir videoda, sabit çekilmiş, hızlandırılmış bir videoda gerçekten bu çok güzel oluyor. Bir videonun istediğiniz yerine yakınlaşabiliyorsunuz. Mesela şurada gösterelim. Malabadi Köprüsü'nün videosunu koymuştum. Burada başladığınız yere, şurada diyorum ki bir anda yakınlaşsın köprüye. Sonra geliyorsunuz şu noktada, mesela iki elinizin parmaklarıyla burada ekranı büyütüyorsunuz. Buraya zaten otomatikman bir anahtar, yani keyframe ekliyor. Ondan sonra biraz daha geçtikten sonra diyorsunuz ki burada da normal eski haline dönsün diyorsunuz. Bakın kendisi koydu şu anda. Yaygın olarak kullandığım iki tane uygulamayı burada yapacağım şimdi size arkadaşlar. Yani video, yani yaratıcı videolar için size belki güzel bir örnek olabilir. Mesela bir tane kahvenin içerisine ateş koyalım. Ya da ne bileyim, kahvenin içerisine bir şey koy, krema koyun. Yani olmayan bir şey. İsterseniz stok fotoğraflardan seçebilirsiniz. Az önce size gösterdiğim pexels.com sitesinden. İsterseniz siz de kendi çektiğiniz çok güzel bir fotoğrafı burada kullanabilirsiniz. Önce burada fotoğrafı ekledik. Ondan sonra diyorum ki ben buraya bir tane daha tabaka ekliyorum. Bakın add overlay'den. Ondan sonra işte dün indirdiğim videolardan bir tanesi olan ateş videosunu buraya ekliyorum. Şey, bir video bir fotoğraf var ama bu birbirinin içine uyuşmuyor. Bakın böyle büyük. Şimdi bunu parmağınıza konumlandırın, küçültün olabildiği kadar. Burada güzel görünmedi. Ondan sonra burada splice özelliği var bakın arkadaşlar. Aslında hani mask var, chroma key, burada da birçok özellik var ama splice özelliği var arkadaşlar. Bu splice özelliğini seçtikten sonra burada yine uygun olan, bakın filter'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi o kenardaki siyah halka gitti. Hatta şunu yine büyütelim. Şöyle güzel bir olay meydana geldi. Bakın şu anda gördüğünüz gibi mesela bardaktan çok güzel bir ateş çıkıyor. Bu arada bunu kaldırabiliyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde. Yani fotoğrafınızın bittiği yerde öyle devasa bir CapCut şey çıkmıyor. Fotoğrafı da uzatabiliyorsunuz böyle. Alın size, güzel de bir müzik koyarsınız. Tabi buraya müzik koyma da var. Animasyon koyabiliyorsunuz. In out falan mesela biterken. Bakın bir anda bitti, ya da kısacık bir zoom koyabiliyorsunuz. Bunda gerçekten geçişleri çok güzel. Bu tabi iki tane video koyarsanız bu animasyonlar daha iyi oluyor. Ama bir tane video için çok da bir anlamı yok. Efektler koyabiliyorsunuz. Bakın mesela güzel bir efekt. Şöyle bir efekt koyabiliyorsunuz. Ondan sonra renk değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok yaratıcı, çok daha güzel işler yapabilirsiniz. Ben kısacık sürede sadece bunu yaptım. Ondan sonra da yine burada da müziği diğer programlarda olduğu gibi ekleyebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Aynen bu şekilde kaydediyorsunuz. Bakın sonra videonuz kullanıma hazır hale geliyor. Biz burada kaydetmeyeceğiz, devam edeceğiz. Ve son olarak da şunu göstermek istiyorum. Yapmaktan büyük keyif aldım. Ritmik fotoğraflar arkadaşlar. Yine CapCut'ta devam ediyoruz. Bu sefer Gastronomi CapCut adı altında benim
seçtiğim onlarca fotoğraf var arkadaşlar. Burada şu olay şu. İstediğiniz kadar fotoğrafı, istediğiniz bir müziğin içerisinde böyle her bir ritimde fotoğrafın çıkmasını ayarlayabiliyorsunuz. Yani fotoğrafın, müziğin ritmine göre fotoğraflar da hızlanıyor. Size şöyle göstereceğim ama bu gerçekten zaman alan bir şey olduğu için yani hazır halini size en sonunda göstereceğim. Bakın burada istediğiniz kadar fotoğrafı seçersiniz. Aynen böyle. Seçtikten sonra hızlı bir şekilde seçelim. Add diyorsunuz. Şimdi karşınıza fotoğraflar çıktı. Bunların elbette ortalama 3'er saniyede değişen fotoğraflar. Siz buraya Add Audio dediğiniz zaman istediğiniz bir müziği buradan koyuyorsunuz. Mesela Fire müziğini koyuyoruz. Şimdi buradaki önemli olan şu. Bir müziğin içerisinde ne kadar çok ritmin belirtildiği dalga varsa o fotoğraf o kadar güzel işte hızlanabiliyor. Bakın şurada mesela bir şey yok. Ama işte bu kendi akış hızında. Biz de diyoruz ki bunu tamamen şey yapalım. Bakın ben bu kısmı kısaltıyorum. Bunun yerini alıyorum. Başa getiriyorum. Biraz inşaata da benziyor bu kısımda. Bakın iki parmağınızla bunu yaparsanız büyütebiliyorsunuz. İsterseniz her bir fotoğrafı buralara getirip burada bayağı bir zaman alacaktır bu şekilde yapmak. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Biz de diyoruz ki böyle yapacağınıza böyle ayarlamak çok zor olacağı için buraya gelip burada Match Cut kısmında daha güzel olacaktır. Bu da çünkü Add Beat dediğiniz zaman yani beat vuruş ekle dediğiniz zaman burada gördüğünüz gibi bakın her bir kısma tam yüksek yerlerini eklerseniz mesela bakın devam edelim. Şuraları ekliyorum. Buraya ekliyorum. Burada bunu da gerçekten bunu da Ozancım'dan öğrendim. Ozan Sihay'dan öğrendim. Belki bu müzik güzel olmayabilir ama ben birkaç tanesini şöyle göstereyim. Sonra diğer yaptığım müzikte, seçtiğim müzikte neler yaptığımı görebileceksiniz. Ondan sonra bakın şurada artık sarı noktalar var. Dikkat ettiyseniz. Sonra her bir fotoğrafı şurada bakın zaten geldiğiniz zaman otomatikmen kendisi o noktanın olduğu yerde duruyor. Evet gördüğünüz gibi bakın geliyor. Tam o noktada otomatikman bir sabitleme oluyor. Onu siz yaparken hissedeceksiniz arkadaşlar. Her bir bitin olduğu yani vuruşun olduğu yerde artık bir fotoğrafımız var. Bu da müziğe göre şekilleniyor arkadaşlar. Bakın mesela sadece şu kısmı size göstermek istiyorum. Gördünüz mü baş kısmını? Yani bunun mantığı bu. Ama ben size bunun hazır halini göstereyim arkadaşlar. En son işte dün akşam ben bununla uğraştım. Evet dün akşam yaptığım videoyu şimdi size göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir video oldu. Yani bu videoyu da aynen bu şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Burada yine istediğiniz rengi alabiliyorsunuz. Bakın renkler değişiyor rahat rahat. Ondan sonra geri gidelim. Formatını ayarlayabilirsiniz. Yine boyutunu ayarlayabilirsiniz. Kendiniz işte ışığını, doygunluğunu, keskinliğini arttırabilirsiniz. Yani birçok şeyi yine yapabiliyorsunuz. Yine 1080p'de kaydedilince videonuz hazır oluyor. Uzun bir video oldu ama gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm bir video oldu. Ben bu videoları dediğim gibi belki bunu çok söyledim ama tek tek yapmaya çalışacağım. Özellikle bu pandemi zamanında benim için de içerik üretmek için gerçekten güzel oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda da fotoğraf uygulamalarını, kullandığım fotoğraf uygulamalarını size göstereceğim. Benimle kalmaya devam edin. Benim anlatmamı istediğiniz bir konu da varsa mutlaka bana yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram adresim olan RashOnTheWay adresinden de benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.